6 Ekim'de 2023 tarihinde HDP İzmir eş başkanları Berna Çelik ve Çınar Altan bir sabah ev baskını ile gözaltına alınmışlar. HDP il binasına polis baskını yapılmış ve eş başkanlar tutuklanmıştı. Berna Çelik ve Çınar Altan bir yıldır hiç mahkemeye çıkarılmadan haksız ve adaletsiz bir şekilde tutsak olarak tutulmaktadırlar. Aslında her iki eş başkanın da tutuklanmalarını gerektiren herhangi bir neden yoktu. Onlar yasal bir partide, yasal zeminde siyaset yapma haklarını kullanıyorlardı. Görevleri nedeniyle siyasal mücadele veriyorlardı. Siyaset yapmalarına engel olmak amacıyla tutuklandılar. Bu süreç bir partinin ve halkın yasal zeminde siyaset yapmasının önüne geçmek, HDP'deki örgütlenmeyi baltalamaya ve HDP'yi kapatmaya yönelik eylemlerdir. Birçok kişi hakkında ifade veren Buse Aslan'ın yalan beyanlarıyla dayanan suçlamalar sonucunda bir yıldır tutuklu bulunmaktadırlar. Oysa ki açık tanık Buse Aslan'ın daha önce hakkında ifade verdiği birçok kişi şu anda beraat etmiştir. Eğer gerçekten özgür ve demokratik bir ülke isek ve yargı hala bağımsız ve adil ise bugün bu haksızlığın, adaletsizliğin giderilmesini bekliyor ve umut ediyoruz. 4 Ekim saat 9'da Bayraklı Adliyesi önünde görülecek olan bu davaya tüm demokratik kamuoyunu, örgütleri, kurumları ve insan haklarına duyarlı olan tüm İzmir halkını bekliyoruz. Çınar Altan ve Berna Çelik yaklaşık bir yıl önce bu parti binası, bulunduğumuz yer basılarak, evleri, iş yerleri adı altında siyasi parti binası aranarak gözaltına alındılar. 4 gün gözaltında kaldıktan sonra tutuklandılar. Ve bu dava üzerindeki kısıtlılık kararı, gizlilik kararı nedeniyle biz bir süre boyunca dava dosyası içeriğine ulaşamadık. Bütün aslında Türkiye'deki siyasal yargılama süreçlerinin süreçlerinde ne yaşanıyorsa bu davada da bir benzeri yaşandı. Bir yıldır tutuklu olan arkadaşlarımızın hakkındaki suçlamaların ne kadar dayanaksız olduğunu biz o iddianame hazırlandıktan sonra gördük. Ki mahkemeler de gördü diye düşünüyoruz aslında. Yargılama sırasında da görülecek, bu arkadaşlarımız boyun eğmeyecek ve iddianamenin kendisine, niteliğine uygun bir savunma gerçekleştirecekler ve yargılamanın sonunda da beraat edeceklerine inancımız tam.